Demir Bilek Yapı Marketlerinde muhteşem yaz kampanyaları devam ediyor. Şimdi Demir Bilek Yapı Marketlerinden 15 litre Marshall Silpa Kalan'a izolasyon astar, Yale marka değerli eşya kasası alana Astro boya tabancası, Stanley Optik Niva alana 50 metre şerit metre, profesyonel takım sandığı alana Stanley marka testere, Black & Decker oto yıkama makinesi alana Black & Decker dekupaj testere, herhangi bir mikser alana Lal çay bardağı seti, outdoor masa seti alana rengarenk minderler, Black & Decker spiral makinesi alana metre, herhangi bir AEG ürünü alana lokma takımı ve yatak odası seti alana üçlü zigon sehpa hediye. Daha bitmedi. Demir Bilek Yapı Marketlerinde kampanyalar saymakla bitmez. Çamaşırlık 65 Türk Lirası değil 45, Rubik's armatür 105 değil 65, Worksite darbeli matkap seti 165 değil 119, Powerblow yaprak üfleyici 760 değil 649, 40'a 40 rengarenk minderler 22 değil 17 Türk Lirası. Demir Bilek'in kampanya şenliğini kaçırmamak, muhteşem indirimlerden yararlanmak için showroom'umuzu ziyaret etmeyi unutmayın. Demir Bilek Yapı Market, Karakum, Girne. Mustafa Hacı Ali İnşaat Deneyimi sizlere özlediğiniz hayatı sunuyor. Dünya mimarisiyle Kıbrıs Türk mimarisini birleştiren farklı projeler. Birinci sınıf inşaat ve elektrik malzemeleri. Kaliteli ve titiz işçilik anlayışı. Satış öncesi ve sonrası müşteri memnuniyeti. Bizi tercih etmeniz bize değer katarken mutluluğunuz en büyük kazancımızdır. Mustafa Hacı Ali İnşaat Lefkoşa Ofis 2280-682 ve 2270-223. Girne Ofis 81-58-188. Web www.hacialihomes.com. Star Kıbrıs. Güçlünün değil, haklının yanında. Star Kıbrıs. Yepyeni tasarımıyla ve dop dolu içeriğiyle gündemden uzak kalmamak ve güncel olayları takip etmek isterseniz Star Kıbrıs'a tekrar bakma zamanı gelmiştir. Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen tüm siyasi partiler Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine ortak deklarasyonla kanadı. Meclisten ortak FETÖ deklarasyonu. AKEL Politbüro üyesi Çelebiz, toprak düzenlemesi olmadan çözüm olmaz. Akıncı'dan Anastasiadis'e çağrı. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşün. Yasa dışı kürtaj davasında dün, Türkiye'de bulunan şüpheli şahısların ifadeleri okundu. Kürtaj şüphelileri kist ameliyatı olduklarını söylediler. Suriye'de düğün salonunda intihar saldırısı. 30 ölü, 90 yaralı. Star Kıbrıs. Güçlünün değil, haklının yanında. Kuzey Kıbrıs'ın ilk ve tek haber kanalı Ada TV 96.2 Batı ve 93.8 Doğu frekanslarında Ada FM'le ortak yayında.
Ada TV, ailenizin televizyonu. Efendim Öğlen Ajansı devam ediyor. Gündeme dair önemli konuların değerlendirmelerini almak üzere bugünkü konuğumuz CHP Güzelyurt Milletvekili Doktor Hüseyin Erşal. Efendim müzakerelerden devam edelim dilerseniz. Çünkü dediğimiz gibi aslında en önemli konulardan biri şu anda gündemimizde o bütün evlerde konuşulan ne oldu ne olacak. Tutanaklar, meclis sürekli hani insanların kafalarında soru işaretleri, bekleme, endişe demek istemiyorum ama bir bekleme süreci var. Çünkü neden? Sayın Mustafa Akıncı'nın, Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi hani rahat olun bekleyin. Ben sizin istemediğiniz hiçbir şeye onay vermeyeceğim dedi ve insanların hani bunun da huzurunda ama yine de bir bekleme süreci var. Yine de 6 Ekim sizler bilgilendireceksiniz ve bugün de ara bölgede Birleşmiş Milletler tarafından müzakereler için tahsis edilen binada saat 11'de başlayan bir toplantı var. Ve ilerleyen günlerde görüşülmesi gereken konular ve birbirleriyle bağlantıları planlanacak. Ve yine düne gitmek istiyorum. Dün de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Esban Bartay'da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetim Başkanı Nikos Anastasiadis'in bugüne kadarki Rum ve Türk liderlerin kaydetmediği bir ilerleme elde ettiğini ifade etti. Dünkü görüşmede. Şimdi bu bence çok önemli bir konu. Gerçekten çok önemli bir cümle. Rum ve Türk liderlerin kaydetmediği bir ilerleme elde etti ifadesi. Sizce de öyle midir? Bence de öyledir. Tabii ki bu geçtiğimiz dönemde yapılan görüşmelerde bir noktaya kadar gelindi. Evet. Ama sorunun can damarı olan toprak, mülk, garantiler ve işte dönüşümlü başkanlık evet. gibi bunlar bu ay içerisindeki görüşmelerde ortak noktaya varılması istenen konulardır. Hı hı. Ki bunlar eğer uzlaşı noktasına getirilirse iş şeye kalıyor. Beşli konferans artı referanduma evet. kalıyor. Evet. Yani çözülmüş demek oluyor. Hı hı. Her iki lider biraz önce bahsettiğim bu önemli konularda çok ciddi görüşmeler yapacaklar. Tabii ki bizden de bilgi verip bilgi alıp vatandaşın onay verebileceği son şeklini Cumhurbaşkanımıza ileterek bu görüşmeleri yapacak. Ve ben inanıyorum ki son kalan pürüzler de Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi yurt dışında çok kısa sürede belki 3 gün, belki bir hafta, belki 10 gün Bürgenstock'ta olduğu gibi görüşülüp eğer her iki liderin de toplumlarına kabul ettirebileceği bir çerçeve anlaşması ortaya çıkarsa imzalar konup gelip referandum yapılacak diye düşünüyorum. Ha, olmazsa tabii ki beklentilerimiz bir sonraki bahara kalacak. Bu da gene dünyanın sonu değildir. Gördük 2004'te referanduma gidildi. Evet. Ama karşı taraftan hayır çıktı. Ben bu 2004 ile 2016 arasındaki sürecin de bu ülke için, her iki halk için gerekli, belki de gerekli olduğu bir süreç olduğuna düşünüyorum. Çünkü 2004'te olası bir anlaşma ne derece uygulanabilecekti. Evet. Ama bugün eğer bir çerçeve anlaşma ortaya çıkar ve referanduma gidilirse ben inanıyorum ki her iki toplumun da onay verebileceği bir çerçeve anlaşma ise daha gerçekçi, daha uygulanabilir ve belki çatışmasız barışı sağlayacak ülkemizde bir çözüm şekli olacaktır. 2004'te riskleri daha çoktu diye düşünüyorum. Yine de ben tabii işin pozitif yönüne, olumlu yönüne bakmak istiyorum. 2004-2016 süreci de bu ülke için gerekli bir süreçti, yaşandı. Ha şimdi o noktaya varılamazsa ne olacak? Belki bir sonraki dönem daha da yaklaşık değişik şartlarla görüşülecek ve sonuçta gene inşallah savaşsız, çatışmasız bir ülke yaratacağız.
Ama tabii bütün ümidimiz, bütün beklentimiz şimdiki görüşmelerden olumlu bir sonuçla çıkmak ve ülkemizdeki huzuru, ülkemizdeki iyileşmeyi, ülkemizin uluslararası platformdaki itibarını artıracak bir sonuca varırız. Evet. Efendim şimdi Sayın İne Ayden'in temaslarına değinmek istiyorum. Bugünkü liderler görüşmesinin, şu anda hala süren liderler görüşmesinin ilerleyen günlerin nasıl kullanılacağı konusunda fikir birliğine varmakla ilgili olacağını belirtti Sayın Ayde. İki liderin New York sonrası ne başarıldığı, ellerinde ne olduğuyla ilgili fikir birliği içinde olduğunu dile getirdi. Yine Ayde'nin açıklamaları var ve hemen sormak istiyorum. Ayde bilindiği üzere, yine izleyicilerimiz de biliyor, günlerdir de konuşulan bir konu, istenmeyen adam ilan edildi Rum tarafında. Gerçekten siyasi partiler olsun, Rum basını olsun, Ayde'yi gerçek anlamda bir bombardımana tuttular. New York'taki söylediklerinden ve görüntüsünden dolayı. Sizce bu doğru muydu? Şimdi tabii biraz gerilere gidelim ve düşünelim. Rumlar hangi arabulucuyu istenmeyen adam ilan etmedi ki? Evet. Veyahut da bizdeki çözüm yanlısı olmayanlar çok mu benimsedi bu arabulucuları? Tabii ki bir çözüm demek, uzlaşı demek, karşılıklı tavizlerin verileceği, konuşulacağı bir durumdur. Hı hı. Bu çözümü istemeyen, bugünkü yapıdan bir takım çıkarları olanlar veyahut da yine aşırı milliyetçi kesimler. Tabii ki AİD'yi de geçmişte olanlar gibi istenmeyen adam ilan edecek. Bu yani belirli bir kesim için böyledir. Hı hı. Bizim için de, bizim toplumumuz için de aynı şekilde düşünenler vardır. Ne diyorum? Meyve veren ağaç taşlanır derler. Evet. Burada da Ayde bu ülkenin ortak geleceği için görev üstlenmiş bir isimdir. Hı hı. Ve tabii Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunun iki toplum arasında sürmesini sağlayan isimdir. Mutlaka dostu da düşmanı da olacaktır. Evet. Yani öyle görmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, ama biz seviyoruz değil mi? Biz de, yani biz de ilan edelim. Biz seviyoruz mi? Çünkü toplum olarak bizim çözüme, barışa daha yatkın, daha istekli olduğumuz bir gerçek. Kesinlikle. Daha barışçıl olduğumuz da bir gerçek. Daha hazır olduğumuz bir gerçek. Evet. Ve yani ben öğrencilik yıllarımdan biliyorum. Yani biz öyle yetiştik. Dünya barışından, paylaşımdan, insan haklarından. Bu düşüncelerle, bu tavırlarla yetiştik. Maalesef Rum tarafında bu tavırları sürdüren kesim biraz daha azdır. Evet. Tam tersi, kilisenin etkisiyle bağnaz bir yapıları vardır. İnşallah onlar da tabii zaman içerisinde değişecek. İnşallah. Hele umutlu muyuz ben vekilim? Ben umutluyum. Oradaki temaslarından da görüyorum. Münferit olaylara rağmen onlar da artık bu çözüm şeyi istiyorlar. İsteyecekler. Tabii yine belki sormadığınız ama söyleyeyim. En büyük tartışılan konulardan birisi garantilerdir. Evet. Şimdi oraya geliyorum. Bu garantiler, oraya gelecektik. Garantiler tabii bizim geçmişte yaşadıklarımızı düşündüğümüzde bizim için önemlidir. Olmazsa olmazımız görünüyor. Ama eğer bir çözüme varırsak, her iki toplum karşılıklı saygı esasına göre, 11 Şubat belgesinde deklare edilen yapıya göre yaşamını sürdürürse, süreç içerisinde 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl içerisinde bunların da anlamının kalmayacağını düşünüyorum ben. Yani garanti denen bir olayın da İhtiyaç bir anlam olmayacak. İfade etmeyeceğini düşünüyorum. Ama bugünün şartlarında referandumlardan evet çıkarmak, güveni sağlamak özellikle bizim toplumumuza, ki ben kesinlikle toplumuma güveniyorum. Hiçbir şekilde 74 öncesi bir yapımız yok. Ekonomimizde, insan yapımızda en az Rumlar kadar bir devlet sahibi olmaya layıkız. Kesinlikle. En az. Ve yani ben inanıyorum ki bu şimdi konuştuğumuz konular çok fazla abartılmasın. Çözüm önünde engel olarak gösterilmesin. Yani
şeydir, bu bir psikolojik olaydır Türk toplumu için. Rumlar için olmayabilir. Onlar için de tam tersi bir tehdit olarak düşünülebilir. Ama aşılamayacak, çözülemeyecek bir olay değildir. Zaten bu sistem var idi. Evet. Bu sistemi bir şekilde bu çözüm paketine amalgame etmek gerekir. Hı hı. Ve zaman içerisinde de etkisi kendiliğinden azalacaktır, ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Evet. Efendim şimdi biraz da Rum tarafına değinmek istiyorum. Çünkü Rum tarafından da gerçekten inanılmaz yorumlar geliyor. Yine Star Kıbrıs gazetesinin bugünkü sür manşetini aktaracak olursak, AKEL Politbüro üyesi Çelebis, Tumazos Çelebis, toprak düzenlemesi olmadan çözüm olmaz diyor. Ve yine önemli açıklamalar yapmış. Kıbrıs Türk tarafının 12 yıl geçti, mülkler inkişaf ettirildi. Temel özgürlükler uygulanacağına göre toprağın ne önemi var mantığını asla kabul etmeyiz. Şimdi tabii ki bu inkar edilecek bir durum değil. Hı hı. Sayın kurucu Cumhurbaşkanımız, Allah rahmet eylesin, Denktaş'ın da kabul ettiği, benimsediği 29 artı formülü var. Hı hı. Şu anda bizim kontrolümüzde yanılmıyorsam %34, %3 de tampon bölge, %30, onu saymayın, %34 hı hı. toprak var. Yani toprak düzenlemesi yapılacağını bir çözüm paketinde başından beri biz kabul etmişiz. Tabii ki ve biliyoruz, halk da biliyor. Evet. Ki düşündüğümüzde 60'da kurulan Cumhuriyet'te de sorunlar toprak yüzünden yaşanmadı. Evet. Sorunlar daha çok idari yönden, yani hakimiyet yönünden şeyleri Donald'a yaşandı. Bu toprak düzenlemesi olacak. İster kabul edelim, ister etmeyelim. Yani çözümün bir parçasıdır toprak düzenlemesi. Onun için haklıdır orada söylediği. Ama bu toprak düzenlemesi yapılırken, hı hı. 2004 ile 2016 arasında çok ciddi değişiklikler oldu. Evet, kesinlikle. Ve bu değişiklikleri de dikkate alarak, uygulanma şeklini de değiştirerek, insanlarımızın, ki özellikle bu daha çok Türk toplumu için geç olacak, yer değiştirip de canının yanmayacağı bir formülü hayata geçirmemiz gerekir. Ki bu mümkündür. Evet. Mümkündür. Kaldı ki çizgi nereden geçerse geçsin, ki şu anda bizim tezlerimiz arasında olduğunu basından da görüyoruz. Evet. Düz hat uygulanabilir, ileride doğabilecek sorunlarda pratik çözümler getirebilecek bir hattır. Bu görüşülebilir, kararlaştırılabilir ve bu hattın güneyinde, kuzeyinde kalan insanlara yine oralarda yaşama hakkı verilerek, hı hı. ki her iki devlette yaşayacak etnik kökenli toplumların oranı bellidir. Nasıl ki kuzeye gelme hakkı olacak Rumlar olacak, güneyde yaşama hakkı olan Türkler de olacak. Bu şekilde çözümlenebilir bu. Ha, mülk sorunu, kriterler belirlendiydi zaten. Güney veya kuzey kanadında yaşasın insanlar, Rumu veya Türk'ü. Hı hı. O kriterlere göre mülk sorunu da çözülebilir. İnkişaf ettirilmiş topraklar üzerindeki mülk zaten inkişaf edilindir. Toprağın sahibi başka ise o da bir şekilde tazmin edilir. Evet. Kuzey veya güney kanadında yaşasın bence önemli değil. Bu çözülebilecek bir sorundur. Önemli olan insanlara ızdırap vermeden, yer değiştirmelerini fazla sağlamadan referandumda kolaylıkla evet diyebileceği bir formülü yaratmaktır. Evet. Çözüm olmaz. Toprak düzenlemesi olmazsa çözüm olmaz. Doğrudur. Söylüyoruz zaten. 29 artıya evet dedik. Ama ille de senin istediğin, benim istediğim şekilde bir çizgi olacak iddiasında olursa bu anlaşma istemeyiz demiş. Kırmızı çizgi. Kırmızı çizgi. Kırmızı çizgimiz olmaz. Bizim 29 artıdır. Evet. Kırmızı çizgimiz bizim iki eşitliliği, iki kesimliliğin, siyasal eşitliğin, hı hı. dönüşümlü başkanlığın, ki temsiliyet için önemlidir diyoruz. Evet, kesinlikle. Yine şu anda hatırlayamadım ama yani bu gibi evet. önemli olaylar. Onların kırmızı çizgisi de budur. Tamam. İtirazımız yok. Evet. Belirli bir oranda mülk edinme. Çözümden sonra serbest dolaşım. Hı hı. Güzel yurt. İş yerlerini belirli prosedürlerle
kurup çalışabilme. Evet. Bunlar artık yani bilinen şeyler. Bilinen, konuşulmaması gereken şeyler. Bir çözüm yani bu, evet, ben eğer bir Kıbrıslı Türk olarak gidip de BAF'da oturamayacak, çalışamayacaksam çözümün bir anlamı tabii yok. Ki. İstersem tabii. Aynen ve öyle. Mevcut çerçeve anlaşmasının koşullarına uygun şekilde bunları benim de yapabilmem gerekiyor ki yapacağım. Yani Güney ile Kuzey'in birbirlerine karşı eşit hakları, eşit statüleri olacak federal yapının gereğidir bu. Kesinlikle. Eyaletse eyalet, devletse devlet adını ne istersek koyalım. Ama eşitlik yani olacak. Yani eşitlik olacak. Benim polisim Kuzey'in, benim hukuk düzenim Kuzey'in, benim sağlık sistemim yine Kuzey'in, benim eğitimim yine Kuzey'in kontrolünde olacak. Evet. Bunlar bizimdir. Güney'de de onlarındır. Tabii ki. Eşit şekilde. Evet. Ama bu demek değildir ki bir Rum öğrenci gelip de benim okulumda okuyamayacak. Ya da bir Türk öğrenci gidip de Rum'un okulunda okuyacak. Bunlar insan haklarıdır artık. Kesinlikle. Yani insan haklarına işte eşitlik sağlanacak bence. Ya odur bizim istediğimiz. Yoksa kusura bakmasın kimse yani teslimiyet diye bir şey kimse düşünemez. Mümkün değil. Yani bazı çevrelerin iddia ettiği gibi işte teslim alacaklar bizi mahvedecekler. Yok öyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Evet. Şimdi efendim bir de Anastasiadis yine bizim de konuştuğumuz en önemli görüş ayrılığı toprak garantörler ve güvenlik konularında diyor. Bunun akabininde de hemen yine tabii ki Rum basını atıfta bulunuyor. Bu konuda yaptıkları açıklamalara yer veriyor. Habere göre de DİKO, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Çevreciler ve ELAM yaptıkları açıklamalarda Rum Yönetim Başkanı Nikos Anastasiadis'in Kıbrıs sorunu müzakerelerindeki tutumuna sert eleştirilerde bulundular. Yine ne yaptı ki bu Anastasiadis sert eleştirileri aldı? Ne yaptı? Yani ortak devlet konusunda iyimser olmaya başladı. İyimser olmaya, gerçekçi olmaya başladı ki ben 2004'teki tavrını hatırlıyorum Anastasiadis'in. Evetçiydi. Evet. Evetçiydi. Eğer o noktaya gelmezse Anastasiadis ve bu 2016 fırsatını da kaçırırsa bir sonraki fırsatta nelerle karşılaşacağını çok iyi hesap edebilen bir politikacıdır. Onun için çözüm diyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ha bu çevreler tabii ki pazarlık gücünü artırmak. Kendi dünya görüşlerine göre Kıbrıs'ın hepsi bizimdi nasıl olur da bundan vazgeçiyorum iddiasıyla tabii ki eleştiriler politikalarını sürdürüp ileride 74 gibi felaketin yaşamasına toplumlarının neden olabilecek zihniyetlerdir. Hı hı. Bunlar her zaman olacak. Önemli olan tabii ki çerçeveye evet deyip de referanduma sunduğumuzda bunlar mutlaka gene kendi inançları doğrultusunda, tavırlarında belki hayırlı olacaklar. Tabii ki. Önemli olan bu oranın %50'nin hatta 60'ların üzerine çıkmasını sağlamaktır. Evet. Eğer bu olmazsa zaten çözüm olmaz. Tabii ki olmaz. Hatta bunu da diyeyim yani %50'lerin hemen üzerine o çıkacak bir evet. Belki de bu çözümün yaşamasını, barışa gitmesini çok da güven verici olmayacak diye düşünüyorum. Bu evet güçlü bir şekilde çıkmalıdır. Bizden de Rumlardan da. Kesinlikle. Ki çözümden sonra barışı kurabilelim. Aksi takdirde bu kesimlerin sesi yükselecek. Bu münferit olaylarla her iki toplumun moralini bozacaklar. Ve belki olası bir 74 olayı veyahut da 64 olayı bu ülke yine yaşayacak. O da yani her iki toplumun zararındadır. İnsanlarımızın yani ızdırap çekmesine yol açacak. Yani daha bir zaman olaydır. Kaybı. Yani peki vekilim hani gerçekten inanıyor musunuz? Şimdi mesela yine okuyacağım dayanışma başkanı Eleni Tearus Anastasiadis hükümetinin istifa etmesi gerektiğini belirtiyor. Şimdi yani bu Rum siyasi partileriyle bu evet çıkacak mıdır sizce? Yani düşündüğümüzde AKEL ve Disi. Bu çözüm paketine sahip çıkarsa çıkacak diye düşünüyorum. Evet. Yani bizde de eğer çözüm yanlısı güçler bir de hangi partinin mensubu olursa olsun bu belirsizlikten çıkmamızı arzulayan kesimler
sahip çıkarsa bu pakete, ki çıkması gereken bir paket olacak diye düşünüyorum. Akıncı'nın çalışmaları onu gösteriyor. Evet. Bizden de çıkacak. Ve ben inanıyorum ki yani %60'ların üzerinde olacak. Çünkü siyasi görüşün ne olursa olsun bu belirsizliğin ülkemizde yaşanmaması lazım. Yaşam kalitesini düşürdüğü, bir takım uygulamaların yanlış yapıldığı bir ortam yarattığını vatandaş fark ediyor. Evet, kesinlikle. Efendim yine kısa bir araya gidelim. Aranın ardından öğlen ajansı tüm hızıyla devam edecek efendim. Çok... Right Move'la fırsat şenliği başlıyor. Daire, villa, dükkan, arsa ve daha birçok gayrimenkulü almak, satmak, kiralamak için Right Move yanınızda. Right Move Kıbrıs'ta devrim yapmak adına her hafta her bütçe uygun gayrimenkulleri sizlere haftanın fırsatı olarak sunuyor. Bu haftanın fırsatları: Girne Çatalköy'de muhteşem deniz ve dağ manzaralı site içerisinde havuzlu 1+1 kira garantili penthouse'lar Right Move güvencesiyle sadece 29.950 sterlin. Ayrıca Right Move fırsatları bu kadarla da sınırlı değil. Yine Girne Çatalköy'de 4 üniversiteye yakın Eleksus Otel arkası havuzlu site içerisinde 1+1 evler 225 sterlinden başlayan fiyatlarla. Telefon numaramız 0533 838 4845 ve 0533 870 2136. Karpaz yağları hem leziz hem de sağlıklı. Yemeklerde salatada yeğerli balı. Lıkır lıkır can karpaz, lıkır lıkır biz karpaz. Zeytin yanında markayız, gururumuz karpaz. Çocuklar bandır ekmeği zeytin yağına. Sağlık ve güzellik gelsin o gül yanağına. Lıkır lıkır can karpaz, lıkır lıkır biz karpaz. Zeytin yağında markayız, gururumuz karpaz. Karpaz. Banket Magazin Kıbrıs'ı sallamaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Bartender Kokteyl Yarışması, Gastro Table Buluşması gibi onlarca organizasyonu ülkemize getiren Banket Magazin yepyeni bir organizasyonla Kıbrıs'a damga vurmaya devam ediyor. Banket Magazin şimdi de Orta Asya'dan Anadolu'ya 1500 yılın öyküsü konseptli gala gecesine imza atmaya hazırlanıyor. Gastronomi dünyasının ünlü ve duayen şefleri Ömür Akkor, Selim Yeşilpınar, Erdem Dırbalı, Eyüp Kemal Sevinç, Ali Açıkgül ve Hakan Doğan'ın hazırlayacakları Orta Asya, Selçuklu, Osmanlı, Anadolu ve Kıbrıs Türk mutfakları etnik lezzetlerinden oluşan geniş bir menü sunulacağı gala gecesinde dünyaca ünlü Kazak müzik grubu Ertuğran, Orta Asya coğrafyasının ünlü sanatçıları Grup Arkayın, Kaliya, Yersan Nurgaliyev, Sabir Guseynov ve etnik Kazak folk dans grubu sahne alacaktır. Orta Asya'dan Anadolu'ya 1500 yılın öyküsü konseptli gala gecesi 26 Ekim'de Acapulco Resort Otel'de. Bu özel gecede sizler de yerinizi almayı unutmayın. Telefon numaramız 0533 844 4084 ve 0548 825 95 65. Sağlam gideceğim bu hayatta.